Evet, herkese merhabalar. Ecail Olma Yolculuğu 3 Soru 3 Cevap Seansı'na hoş geldiniz. Bugün bizlerle olan tüm katılımcılarımıza şimdiden değerli vakitlerini ayırıp katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün biz burada 4 kişiyiz. Türk Traktör'den Seda, Pınar ve Ceren'le birlikteyiz. Öncelikli olarak ben onlardan kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Böyle ekranımda sol üst köşede Seda'yı görüyorum. Seda, senle başlayalım mı? Tabii ki Barış, teşekkür ederim. Ben Seda Gümüş. Türk Traktör'de 10 yıldır çalışıyorum. TOBB Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra burada çalışma hayatıma başladım ve bu ailede devam ediyorum. ARGE departmanında teknik lider olarak ürün ve program yönetimindeyim. Türk Traktör Agile dönüşümüne başladıktan sonra kurulan ilk pilot projelerden birinde Scrum Master olarak yer aldım. Ve sonrasında projeyi başarıyla tamamladıktan sonra dönüşüm takımına geçtim. Ve şu an dönüşüm takımıyla beraber sprintleri koşuyoruz. Aynı zamanda yine Scrum Master'lık görevinde de devam ediyorum. Barış, sesin kısa. Çok teşekkürler. Pınar'la devam edeyim dedim. Herkese merhabalar. Pınar Işık Yılmaz ben de. Hacettepe Üniversitesi İşletme ve sonrasında ODTÜ'de Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisansından sonra profesyonel anlamda insan kaynakları alanında çalışmaya başladım. Türk Traktör öncesinde 3 farklı sektörü görme şansım olmuştu. Türk Traktör'le de yollarım 2008 yılında kesişti. Yaklaşık 13 yıldır insan kaynakları alanında çalışmaya devam ediyorum. Şu anda da yetenek yönetim ve çalışan deneyimi süreçlerinden sorumluyum. Benim Agile yolculuğundaki rolüm de aslında geçen sene itibariyle Türk Traktör'deki dönüşümle beraber dönüşüm takımında developer olarak başladım. Sonrasında şimdi soruların içerisinde de ufak bahsedeceğiz. Şu anda da yine dönüşüm takımı içerisinde devam ediyorum. Hatta farklı bir takımında çok yeni bir gelişme. Farklı bir takımda da Product Owner rolüyle bu dönüşümün içerisinde bir paydaşım. Çok teşekkürler Pınar. Ceren, sana son sözü vereyim. Peki, herkese merhaba tekrardan. Herkes hoş geldi. Ben de Ceren. Ben aslen doğma büyüme diyeyim. İnsan kaynakçıyım aslında. 18 senelik bir insan kaynakları profesyoneliyim. Bunun son 6 yılında da profesyonel anlamda koçluk hayatıma girdi. Ve tam da yılbaşında da Agile Koç olarak aslında bu dönüşüm takımı denilen takımda. Ama ben biraz daha farklı olarak eski rolümü bırakıp Türk Traktör'de 10 yıl çalıştığım şirkette Agile Koç olarak çalışmaya başladım. Aslında bu dönüşüm tabii ki oldukça enteresan da bir hareketti. Benim hani kendi adıma enteresandı. Hani neden böyle bir şey yaptım dersen aslında yani aslında insanların daha iyi bir çalışma yaşamına, daha üretken, daha mutlu oldukları bir ortama yaratmanın önemine inanıyorum ve hep bunun için bu tutkuyla çalıştım. Ve şu anda da Agile'ın bu noktada aynı insan kaynaklarında olduğu gibi, koçlukta olduğu gibi buna hizmet ettiğine inanıyorum. O yüzden de buradayım. Dedim ki görmek istediğin değişimin kendisi ol Ceren deyip insanlık için küçük, kendim için büyük bir adım atarak Agile Koç olma yolculuğuna başladım diyebilirim. Şimdilik bu kadar benden. Çok 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 teşekkürler Ceren. Şimdi biz Agile olma yolculuğunu konuşacağız bugün bildiğiniz gibi. Burada Agile kavramıyla çok örtüştüğünü düşündüğüm bir ünlü yönetim gurusu Peter Drucker'ın bir sözü var. Türbülanslı zamanlardaki en büyük tehlike aslında türbülans değil. Aslında dünün mantığıyla o türbülanslı zamanda hareket etmeye çalışmak der. Dolayısıyla aslında hani Agile kavramının da bu sözle çok örtüştüğünü düşünüyorum. Buradan hareketle Ceren, ilk sözü sana vermek istiyorum. Yani bu Agile dediğimiz kavram nedir? Bizimle birazcık bunu birazcık derinleştirebilirsen çok memnun oluruz. Tabii ki. Aslında Agile nedir? Agile çevik demek. Çevik ne demek? Hem hız demek hem de aslında bu hızla birlikte değişimlere karşı yön değiştirme becerimizin aslında daha güçlü olması demek. Agile'ı hani daha iyi anlamak için aslında özellikle 2001 yılında işte Agile Manifesto yayınlandı. Mutlaka herkes merak eder ve bakar. Orada çok önemli böyle 4 tane değerden bahsediyoruz. Tabii bugün çok detayına girmeyeceğiz. Birçok pratik var hani Agile'ı hayatımıza geçirmek için ama ben Agile'ı daha çok bir zihniyet değişimi olarak yorumluyorum. Dolayısıyla da evet birçok pratik var işte Scrum, Kanban vesaire vesaire ama esasen hani o Agile Manifesto'daki değerleri anlamak,
oradaki prensipleri anlamak ve o zihniyet değişimini aslında anlamak, aslında Agile'ı anlamak diye düşünüyorum. Bunlar nedir diye şöyle hani onlardan böyle hızlıca bahsedecek olursam, tabii ki en önemlisi aslında değişime karşılık verme, değişime adapte olabilme. Sen de söyledin. Hani hem türbülanslı ortamlarda hem de belki türbülans olmasa da göremediğimiz fırsatları belki görebilmeyi bize sağlayacak olan bu değişime adapte olabilme hızımızı belki de arttırabilmek. Çeviklik tam da bu. Tabii bunu nasıl yapacağız? Yani böyle deyince çok güzel. Biz zaten hani çok hızlıyız, çok çeviyiz de diyoruz hepimiz bazen ama bunu nasıl yapacağız dediğimiz noktada burada biraz daha farklı boyutta kavramlar da hayatımıza giriyor. Hani hep söylediğimiz insan ve takım odağı diyoruz. Ve Agile Manifesto da aslında bu insanı ve takım odağını aslında tam da odağa alınmasının altını çiziyor. Nasıl odağa alıyor? Aslında burada çok daha güçlü, çok daha yetkilendirilmiş, kendi kendine değer üretebilen, uçtan uca değer üreten ve multifonksiyonel, yani bizim anladığımız anlamdaki takımlardan ziyade hani silolardan arınmış aslında takımlardan bahsediyoruz. Ve otonom çalışabilen, yani kendi kendini yöneten aslında takımları odağa alıyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir dönüşüm de zihniyet dönüşümü anlamına geliyor. Çünkü aslında güç odağının liderden biraz daha takıma kaydığı ve haliyle de aslında liderlik tanımının da değiştiği. Yani daha anlam yaratan, hep o söylediğimiz işte anlama nedene odaklanan lideri de hayatımıza sokan bir boyuta evriltiyor bizim takım ve yönetim anlayışımızı. Dolayısıyla böyle çok kritik bir boyutu var. Bir noktası bu takımlar. Ve tabii ki bu takımları da aslında müşterinin ihtiyacına uygun olarak hareket eden takımlar haline getirmek için de biraz organizasyonel yapıların da aslında bu silolarımızın, bizim hani çok sarıldığımız, bugüne kadar kurguladığımız silolarımızın da bir miktar daha müşteriye değer üreten böyle organizasyonel ağlara dönüştürüyor. Yani bunu biraz daha büyük bir savaş gemisinden belki böyle hızlı sürat filolarına evrildiğimiz bir yapı gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla böyle bir ortamdan aslında bahsediyoruz, böyle bir dönüşümden bahsediyoruz. Ve tabii ki bunun amacı ne günün sonunda? Aslında müşteriye değer üretmek. Ve müşteriye değer üretirken de, ki bu müşteri zaten Agile Manifesto'nun da içinde geçen en önemli kavram, değer üretirken de aslında müşterinin beklentisini en hızlı şekilde anlayıp ve ona minimum, onun ihtiyacını gören bir ürünü sunmak gibi aslında bir yaklaşım değişikliği. Biz böyle biraz daha, hani ben böyle sınırdayım jenerasyon olarak ama eski jenerasyon diyeceğim kendime de. Biraz daha böyle yolun sonundaki ışığı görmek, hani en mükemmeli aramak gibi bir yaklaşımımız var. Ama burada bahsettiğimiz aslında müşterinin gerçekten ihtiyaç duyduğu ürünün en küçük haliyle ona sunabilmek gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani işte ne bileyim, şu an hepimizin kullandığı telefonlar ilk çıktığında belki copy paste özelliği bile yokmuş mesela. Ve çıktı ve şu anda hani inanılmaz bir dönüşüm yaşadık cep telefonunda gibi. Aslında biraz daha böyle küçük küçük iyileştirmelerle ürünleri ortaya çıkarabilmek. İşte MVP kavramı, Minimum Viable Product dediğimiz Agile'la hayatımıza giren kavramlardan biri. Ve tüm bunların tabii ki olabilmesi için de çok daha şeffaf, açık iletişimin olduğu, deneyselliğin ön planda olduğu, yani deney yaptığımız, denediğimiz, yanıldığımız, hatadan öğrendiğimiz ve aslında o hatayı da hep birlikte kucaklayabildiğimiz, hani biraz daha hatadan korkmaktan ziyade tam tersine hani hatayı kucakladığımız niyete evrilebilmek, böyle söylerken çok kolay ama yaparken gerçekten hiç de o kadar kolay değil. Ama günün sonunda işte o müşteriye değer üretmek, takıma gücü devredip biraz daha vizyon ve anlam boyutunda kalan liderlerimizle daha inovatif ve daha fırsatları yakalayan bir yaklaşıma geçebilmek için de olmazsa olmaz diye düşündüğüm bir kavram diyeyim. Şöyle çok hızlıca özetlemeye çalıştım. 5 dakika içinde sanıyorum süremde de şey oldu, yeterli oldu deyip pasa atıyorum. 5 dakikada bence gayet doyurucu bir detay verdiğini düşünüyorum kendi adıma. Dinleyicilerimiz de bence bu anlamda çok şanslılar. Çok teşekkür ederiz. Özetlemek gerekirse aslında şu en temelinde bu işin bir zihniyet değişimi olduğundan bahsettim ve bunun da gerçekten bir yolculuk ve buna emek harcanması gerekiyor. Peki güzel, hani zihniyet değişimi bu ama yani bunu neden böyle bir şeye ihtiyacımız var sorusu aklımıza geliyor yani ikinci soru olarak. Buradan da topu Seda'ya atmak istiyorum. Seda, niye Agile? Teşekkür ederim. Ceren Hanım çok güzel açıkladı. Barış, şöyle, neden çevik dönüşüm?
Aslında bizim çevik dönüşümde 3 temel motivasyon kaynağımız var Türk Traktörü olarak. Birincisi müşteri odağını arttırmak. Ceren Hanım'ın da anlattığı gibi müşterinin beklentilerini anlamak, onlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışmak ve değeri daha erken fazlarda yaratıp onlardan geri bildirim almak çok önemli. İkincisi çalışan deneyimini ve yetkinlikleri geliştirmek. Aslında ikincisi ve üçüncüsü bu. Yani ikisi çok iç içe geçmiş durumda. Şöyle ki çalışanlar ne kadar kendilerini ortamda hissederlerse aslında o kadar mutlu, motive olmuş bir şekilde çalışma hayatlarına devam ediyorlar. Hani hepsinden detaylı bir şekilde bahsetmek gerekirse şöyle, müşteri ihtiyaçları ve beklentileri sürekli değişiyor yeni dünya düzeninde ve son tüketiciye hızlı bir şekilde cevap verebilmek çok önemli. Müşterinin beklentilerini birebir kendisinden duymak, anlamak, onların kullanımına bu ürünleri erken fazlarda sunmak, geri bildirim aldıktan sonra da bunları adapte etmek yeni rekabetçi dünyanın olmazsa olmazı. Biz de şirket olarak aslında bu vizyonla yola çıkarak yıllardır sahip olduğumuz o müşteri odağıyla sahip olduğumuz liderliği biraz daha ileriye götürmek ve çevik yaklaşımla müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak istiyoruz. Çalışan deneyimi kısmından bahsetmek gerekirse müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerindeki aslında aynı durum çalışanlarda da var. Artık hepimiz hiyerarşiden uzak, şeffaflığın, takım çalışmasının, işbirliği, hatadan öğrenmenin aslında bir fırsat olarak görüldüğü, fikirlerimizi ve yaratıcılıklarımızı hayata geçirebileceğimiz bir çalışan deneyimi istiyoruz. Bu çalışma düzeninin de çevik yaklaşıma çok uygun olduğunu biliyoruz, bunu öğrendik. Ve bu sayede birbirinden farklı aslında görevleri olan, hedefleri olan fonksiyonlar ortadan kalkıp tamamen aynı amaca, tek bir ürüne odaklanmış, farklı uzmanlıklara sahip fakat kendi kendini yönetebilen, organize olabilen bir takım ortaya çıkıyor. Ve bu kültürde şirketin içerisinde çevik yaklaşımla birlikte yayılmaya başlıyor. Bu sayede biz dediğim gibi işbirliğinin, şeffaflığın arttığı bir çalışma ortamı yaratmayı istiyoruz çalışan deneyimi açısından. Yetkinliklere baktığımızda ise aslında Future of Jobs 2020 raporuna göre şunu görüyoruz. 5 yıl içinde çalışanların neredeyse yarısı becerilerini güncellemek zorunda kalacak. Bazı işler ortadan kalkacak, yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Tüm bunları başarmak için aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz bilgi, beceri ve yetkinliklerin sürekli gelişiyor olması ve bu değişen ihtiyaçlara, iş ihtiyaçlarına cevap verip uyumlanmamız gerekiyor. Bu anlamda hani tek bir alanda uzmanlaşmış çalışanların kendilerini farklı alanlarda da yetiştirebiliyor, geliştirebiliyor olması gerekiyor. Hani tek bir uzmanlıktansa işte bir zaman T insanı konuştuk, tek bir alanda uzmanlaşıp kapsasın diye diğer alanları. Fakat şu anda işte iki alanda uzmanlığı olsun, üç alanda uzmanlığı olsun ve bu takımların aslında bu tarz yetkinliklerle zenginleşeceğini ve ürünü de geliştirirken bunların bağımlılıklarımızı, farklı yetkinliklere bağımlılıklarımızı da azaltacağını görüyoruz. Tüm bu gelişmeler aslında bizim holding olarak, Koç Holding olarak en değerli varlığımız insan kaynağımız yaklaşımında pekiştiriyor ve müşteri deneyimini, çalışan deneyimini arttırıyor. Bu sayede takımlar açık bir şekilde iletişim kurup birbirleriyle müşteriyi hem mutlu ediyor hem de kendileri mutlu olmuş oluyorlar. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Yapılan bir Business Agility Report var her sene düzenlenen. 2020 raporunda iş çevikliğinin organizasyonlarda yarattığı en önemli kazanım olarak iletişimi görüyoruz. Daha iyi çalışma yöntemleri, pazara çıkma hızında artış, müşteri memnuniyetindeki tabii ki artış, sahiplenme sorumluluğu, insanların taahhüt ettiklerini gerçekleştirmeye karşı bu sorumlulukların artması ve uyum sağlayabilme kabiliyetinde de artışı görüyoruz. Temelde neden çevik dönüşümün cevabı aslında özetle bu, Barış. Teşekkürler Seda.
Senin de hani anlattıklarının aslında en temelinde değişen dünya düzeni yatıyor ve çok özür dilerim. Bu değişen dünya düzeninin en bir üstüne de insanı koyduğunu görüyorum. Yani hani bu müşteri de olsa insan, çalışan da olsa insan ve söylediğin hani raporda çıkan sonuçlar hep böyle insana dair dokunan şeyler. Dolayısıyla hani şöyle bir hani anlam çıkarsak yanlış olmaz herhalde. Neden ecel dönüşüm insan için diyebiliriz yani. Hani bu insanın varoluşunda destekleyen bir bakış açısı olduğunu da söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Buradan Pınar'a geçmek istiyorum. Üçüncü sorumuzda nasıl sorusu. Yani evet güzel, ne olduğunu konuştuk, neden olduğunu konuştuk ama nasıl yapacağız Pınar? Sendeyiz. Tekrar merhabalar, teşekkür ediyorum. Çok dolu dolu iki cevaptan sonra biraz Türk traktörünü aslında ecel dönüşüm yolculuğunda nasıl sorusuna cevap vermeye çalışayım. Biz bu yolculuğa geçen sene başladık. 2020 yılının 3. çeyreğinde başladık, Temmuz ayı gibi. Ve o günden bugüne de hakikaten her gün üzerine biraz daha koyup biraz daha olgunlaştığımız, o biraz önce hem Ceren Hanım'ın hem Seda Hanım'ın aslında ifade ettiği deneyselliği de, işbirliğini de, şeffaflığı da, odağı da, taahhüdü de hayatımıza gerçekten yaşayarak getirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Öncesinde bir Türk Traktör'de dönüşüm takımı kurmuştuk. Bu dönüşüm takımımızın adı Game Changers. Dönüşümün çok daha sağlıklı ve etkileşim yoğun bir şekilde devam edeceğini o dönemden de öngördüğümüz için daha sağlıklı olabilsin, daha fazla görüşle beslenebilsin diye böyle bir takımımız var. Bu takımımız bu yıl içerisinde de farklı bir yapılanmaya geçti. Daha böyle bir Nexus yapısı içinde transformasyona odaklanmış olan başka bir takım. People and Culture dediğimiz insana ve kültüre dokunan her türlü konunun çalışıldığı bir takım. Bir de aynı Ceren Hanım gibi Agile koçlarımızın içerisinde yer aldığı bir Agile Studio ile aslında Türk Traktör'ün Agile dönüşüm yolculuğundaki bu dönüşümü en sağlıklı şekilde ilerlemesi için destek olan bir takım burası. Şimdi biz bu seneye kadar pilot bazı çalışmalarla ilerlemiştik aslında. Seda da biraz önce ifade etti bir tanesinde Scrum Master olduğunu. Bizim için çok da gerçekten önemliydi. Çünkü o proje Türkiye'de de aslında otomotiv sektöründe ilk çevik yapılmış olan bir ürün projesi oldu. Ve gerçekten de ciddi bir başarıyla ve anahtar performans göstergelerine de baktığınızda gerçekten eskiyle karşılaştırdığımızda da sektörün ve müşterinin ihtiyacıyla karşılaştırdığımızda da çok güzel bir şeye imza attı. Sonra bu pilot çalışmalardan sonra şimdi genişleme fazına, yaygınlaşma fazına girdik ve bugün Türk Traktör'de onun üzerinde 14-15 civarında takımımız var. Bu konular üzerinde çalışan ki bunların içerisinde yine bizi çok heyecanlandıran bir dönüşüm daha var. İş makineleri, iş birimimiz, hani biraz önce fonksiyon tanımları, bölüm tanımları değişiyor, silolaşmalar artık geride kalıyor, o sınırlar biraz daha grileşiyor dediğimiz dünyada %100 dönüşüm amaçlı iş makinelerimiz böyle bir tribe dönüşümüne başlamış oldu. Bizim için gerçekten o da çok farklı bir deneyim. Bir taraftan da aslında hep böyle bir eskiden de konuştuğumuz, hala da konuşuyoruz aslında, yalın üretim, Endüstri 4.0 dünyasının çok hani ağırlıklı ana maddesi olduğu, bizde de dünya klasında üretim aslında felsefesi Türk Traktör'ün içerisinde yaşatılmaya çalışılıyor. Onun da bir çevik dönüşümüyle ilgili çalışmalar hali hazırda devam ediyor. Aslında dönüşüm, hani yürüyen takımlar, orada üstlendiğimiz roller, işte kimimiz Product Owner oluyoruz, kimimiz Scrum Master, kimimiz Developer oluyoruz, kimimiz Tribe Lead oluyoruz. Ama işin özü şuraya geçiyor ki Türk Traktör de bunun için çok fazla platform kurdu ve yaşatıyor şu anda. Deneyim paylaşımı. Yani mesela Change Station diye bir platformumuz var. Hem koç topluluğu içi, hem koç topluluğu dışı, hem global örnekler, hem kendi yaşamışlıklarımız, yani o takımlarımızın da yaşadığı deneyimleri paylaştığı bir ortam. Çünkü aslında yetkinlik gelişimi ve deneysellik odak bu işin gerçekten özünü oluşturuyor. O noktada baktığımızda da biz kendini sürekli geliştiren, evet başarıyı da başarısızlığı da, çünkü kültürel olarak bunu da tecrübe etmek istiyoruz. Hatayı da, çok iyi bir uygulamayı da, en iyi pratiği de takımca paylaşmanın,
Orada da Ceren Hanım'ın ifade ettiği gibi aslında otonom, yani bütün sorumluluğu da alarak değer yaratan takımlar olmayı çok önemsiyoruz. Bunun da hayatımıza ne gibi pozitif katkılar sağladığını gerçekten bir süredir de görüyoruz. O bizim bu yolculuğa olan inancımızı daha da fazla arttırıyor açıkçası. Başka bir şey de denemek istiyoruz. Onu tamamladıktan sonra onun arkada başka bir şeyle de bağlantısını kurmaya çalışıyoruz. Bizim için burada belki böyle sonlandırabilirim sözlerimi. Seda'nın da ifade ettiği gibi müşteri ve çalışan deneyimi odağında yapmaya çalışıyoruz her şeyi. Bizim için en kritik noktalardan birisi müşteriye ve çalışana değer üretmek. Çok teşekkürler Pınar. Süremizin sonuna geldik ama birkaç tane sorunuz varsa dinleyicilerimizden sorularını chatten alabiliriz. Ben de burada aslında hani sorular gelirken şöyle bir toparlama da yapmak isterim. Aslında hani çok güzel anlattınız. Ben üçünüzün anlattıklarını bir potada erittiğimde karşıma öğrenmek çıkıyor. Yani sürekli olarak denemek, hata yapmak belki, o hatalarımızdan öğrenmek. Burada da hani son söz olarak da belki yine bir ünlü düşünürün sözüyle hani tamamlamak da güzel olabilir. Alvin Toffler isimli yazarın bir burada çok güzel bir sözü var. 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, aslında bildiklerini unutamayan, onların yerine yeni şeyler öğrenemeyen ve geçmişteki bilgileriyle ilerlemeye çalışanlar olacak diye böyle çok güzel özetlemiş aslında. Yani biz Agile olma yolculuğunda hani şunu söylesek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Öğrenen organizasyonlar yaratmaya çalışıyoruz. En temelde yapmaya çalıştığımız şeyler bunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Hem de bu etkinlikte bizi davet ettikleri için de organizasyon ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere eğer hani şu an sorunuz yoksa da etkinliğin sayfasındaki konuşmacı profillerimizden de direkt ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Günün geri kalanında da keyifli bir etkinlik diliyoruz. Tekrar bir soru geldi üzere. Barış bu arada. Geldi mi? Süper. Yakala. Ben hemen şöyle okuyayım isterseniz. Change Station'da paylaşımları çalışanlar gönüllülük esası ile mi gerçekleştiriyorlar ya da liderler mi paylaşımları belirliyor acaba? Yani aslında Change Station'da da genel olarak yaptığımız birçok çalışmada da özellikle mesela pilot projelerden bahsedebilirim. Pilot projelerde biz gönüllülük esasında belirledik takımları. Dolayısıyla hem pilot projelerde böyle bir durum söz konusu, hem de Change Station'da da aslında biraz daha işte bizim yaptığımız sprint review'lardaki feedbackler, bize gelen geri bildirimler, dönüşüm takımında aslında hep birlikte neyi konuşalım, ne yapalım, buna birlikte karar veriyoruz diyebilirim. Belki arkadaşlarımın da eklemeleri olabilir. Bununla ilgili var mı paylaşmak istediğiniz? Bir ekleme yapabilirim. Belki gönüllülük esasının içini biraz daha açmış, zenginleştirmiş oluruz. Pilot takımlarımızda da sonra o yaygınlaşma fazındaki oluşturulan takımlarda da biz şirketimize, yani organizasyonumuzun içine ilanlar çıktık. Yani şunu hedefleyen, bu değeri yaratmayı hedefleyen böyle bir takım oluşturulacak. Böyle bir çalışma ritüeli olacak. Bunu amaçlıyor. Sonunda da aslında yetkinlikleri de, beklenen yetkinlikleri de söyleyip çalışma arkadaşlarımız başvurup o takımın bir takım üyesi haline geldiler. Doğal olarak hani Ceren Hanım'ın cevabına ilaveten o Change Station gibi paylaşım platformlarına zaten takıma da gönüllü olarak dahil olmuş arkadaşlarımız içerik, tasarım, format her türlü geri bildirim ve isteklilikle yaklaşıyorlar. Son 1,5 dakikamız ve bir soru daha geldi. Hemen onu da yönelteyim. Seda, belki sen söylemek istersin. Tabii. Liderlik nasıl değişecek? Liderlik aslında tek kelimeyle şöyle. Bizim lider olarak algıladığımız, liderlik olarak algıladığımız hani o kontrol etme, domine etme ya da işte belirleme, iş atama gibi hani o bunların hiçbiri kalmıyor aslına bakarsanız. Bir hizmetkar liderlik tanımı var. Bir de aslında ağırlayan liderler tanımı var. Liderlik bu yönde değişecek. Yani hizmetkar liderler ekibin içerisinde onların ne yapması gerektiğini söyleyen, nasıl yapması gerektiğini söyleyen değil, nasıl daha iyi yapabilecekleriyle ilgili hem
veren hem de bunlarla ilgili araştırma yapıp onlara destek olan ve uygun ortamı yaşatacak insanlar olacak. Ağırlayan liderlerse belki bugün gördüğümüz yöneticiler, müdürler, aynı şekilde onlar da tıpkı bir misafirlerini ağırlıyormuşçasına neye ihtiyacınız var, nasıl daha iyi olabilir, onlarla birlikte büyüten kişiler olacaklar. Çok teşekkür ederiz. Son saniyelerimiz, kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.